Normalde ben bugün farklı bir yemek yapacaktım. Patates falan haşlayacaktım. Misket köfte falan. Gezmeye gittiğim için yapamadım. Hemen ne yapıyorum? Vallahi aparatif kurtarıcı. Lahmacun harcı hazırlayacağım. Lahmacun yaptıracağım. Hiç şu anda köfte mefte hiç öyle bir şey yapmak istemiyorum. Kıymam vardı zaten. Sebzelerimi falan çekeyim. Hemen göndereyim. Aradım. Gönderin abla dedi. Hazırlayıp gönderiyorum. Domates yoksa domates almaya gönderdim sadece çocukları. Domates gelene kadar ben de biberlerimle soğanımı çekerim. Tepsime güzel yapılıyor iç harcı. Şu biberlerimi de temizleyeyim. Güzel bir günün ardından güzel bir yemek. Valla sıcaktı falan ama çok güzel keyifle geçirdik yani. Göktuğ'a canım sıkıldı sadece hemen kabarıyor ya. Duştan sonra da tamamıyla yok olur diye düşünüyorum. Ay hemen biberlerin içi geçmeye başlamış ya. Sıcak ya benim için geçmeye başladı sıcaktan. Yani ben de bazen saçmalayabiliyorum. Kıymamızı da getireyim. Kıymam. Ay kıymam yok mu domatesim geldi. Baharat koydum, hapşırasım geldi böyle sanki.
sen hapşırdın. Pratiklik her zaman çok iyi. Bir domates daha, bir de maydanoz. Salça koyacaktım. Biber salçam yok. Yani domates salçası koyacağım. Şöyle. Birazcık da sıvı yağ. Geçenki biraz kuru olmuştu, onun için biraz fazla koydum. Sıvı yağını. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın hazır sayılır. Köfte gibi. Köfte değil. Göktuş şey nerede? Şurada cam bir tane salata kasem vardı ya benim o her zamanki. Orada mı? Bulaşık makinesinde mi? Aç bulaşık makinesini bakayım. Ben bunu yoğururken bul. Anne şimdi ilayları gördük biz abimle derimden. Ha. Babaları gelmiş. Yani ayakkabıları düzeltiyordu. Babasını bekliyordu inşirahta. Ne güzel. İnşirah değil mi? İnşirah değil mi? Buldun mu Göktuğ? Yok. Hayır sen bak salata kasesine. Hocam. Şu yukarı bak. Orada değil makine de sanırım. Çek bakayım bulaşık makinesini. Burada yok. Orada da mı? Bulamadılar. Çok güzel. Ben bakayım demek ki zor yerde. Bulaşık makinesinde göremiyorlar bence. Bu değil mi? Bakayım. Çık. Yok canım bu değil. O kutu nerede? Nasıl bir şey ki o anne? Öyle şey yani çekiyorsun. Şu mor gibi. Hani o mor kase var ya, onun cam hali. Sumak da koyuyorum son olarak. Kapat Göktuğ çekmeceyi. Lahmacun gibi koktu. Evet şimdi hemen Göktuğ'unu yaptırmaya gidecek. Kuru olmasın diye şu üzerine de biraz sıvı yağ koyuyorum. Geçenki biraz çok güzel olmuştu da kuru olmuştu. Onun için biraz kuru olmasını istemiyorum. Kalabalık değilmiş. Yok yok kalabalık değilmiş. Aradım ben. Aradım ona göre iç yapmaya karar verdim. Mis gibi bir iç harcı.
Streç filmi getirir misiniz? O ne? Streç. Şey balkonda. Şurada göktü. Streç ne? Tamam göktü. İşte şeffaf bir dakika. Evet. Hazırladım. Böyle süper bir iç harcı oldu. Sen üzerini kapattığın şey. Evet evet iç harcı mı? Onu bilmem. Hayalde göktü gitti. Zaten şurada köşede yakın yer. Ben de şurayı toplayıp bakacağım onlara. Biraz acele ettim. Hani akşam saati ya. Kapanmıyor ama. Hani ne bileyim ben hemen panik atam ya da üzerimi bile değiştirmedim. Normalde böyle şey yaptım ama terim oldu böyle. Böyle mutfağımı toparlayayım. İyiyim iyi. Valla gerçekten çocuklardan Allah razı olsun. Yardımcı oluyorlar. Ben de onlar için uğraşıyorum. Böyle aklıma geldi yetkinler diye. Ben robotumu temizleyeyim böyle. Gerçekten benim çok işime yarıyor bu. Elektrikli değil ama. İşimi görüyor. Böyle salata hazırladım. Şuraya özleme de hazırladım. Özleme de vereceğim. Lahmacun çıkmış. Geliyorlar. 14 tane çıkmış. Çok fazla. Çok da güzel. Merhabalar. Biz annemle yaptığımız lahmacun iç harcını yiyoruz. Burada dizimiz de var. Böyle lahmacunları yaptık. Tam 14 tane çıktı. Annem dükkana indi. Video çekmeyi unuttu. Biz de böyle lahmacunlarımızı yiyoruz. Rüya Hanım nasıl olmuş lahmacun? Çok güzel. Hayal Hanım nasıl olmuş? Ben daha yemedim. Ben duş aldım. Tamam yerken çekilmişsiniz. Tamam. Hayal biraz geç kaldı yemeğe. Evet. Hadi çek bakalım. Ay ye bakalım. Pardon. Tadı efsane. Bayağı güzel olmuş bu sefer. 14 tane çıkıyor hem de. Nasıl? Nasıl? Çok güzeldi. İzan da okunuyor. Biz lahmacunlarımızı yiyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.